akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Arap Baharı ayaklanmaları Amerika'nın kendi gücünün sınırlarıyla tanışmasına yol açtı sayın izleyiciler. Uzmanlar Washington'un Orta Doğu'daki gelişmelerdeki nüfuzunun eskisi gibi olmayacağı görüşünde. Ama bölge ülkelerinden Türkiye Arap Baharı'ndan güçlenerek çıkıyor. Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü tarafından hazırlanan bir raporda buna dikkati çekti. Alparslan Esmer'in haberi. Arap Baharı bazı ülkeleri güçlerinin sınırlarıyla tanıştırdı, bazılarına ise güç kazandırdı. Bu şanslı ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye kendini Orta Doğu diplomasisinin içinde daha güçlü bir oyuncu, aynı zamanda Amerika'nın kilit bir müttefiki olarak buldu. Arap Baharı'nın Amerikan politikalarına etkisi hakkında bir rapor hazırlayan eski Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alan Keyswater, Türkiye'nin son dönemde Orta Doğu'daki varlığı konusunda Amerika'nın sesine şunları söyledi. Türkiye bölgede önemli role sahip. Arap Baharı olaylarının gelişmesi sürecinde Türkiye'nin öne çıkan bir ülke olduğunu raporumuzda belirttik. Suriye'ye bakın. Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde hayati rolü var. Örneğin bir başka Arap olmayan bölgesel olarak İran var. Ama İran bu olaylardan kazançlı çıkmadı. Kaybeden oldu. Ama olaylar devam ediyor ve her şey bitmiş değil. Türkiye Arap Baharı sürecinde artan diplomatik rolünü iki nedene borçlu. Orta Doğu Enstitüsü'nün hazırladığı raporun yazarlarından emekli büyükelçi Arthur Hughes anlatıyor. The most important regional impact has been with Turkey. Arap Baharı'nın bölgesel anlamda en büyük tesiri Türkiye üzerinde oldu. Türkiye, Arap dünyasında, İslam dünyasında ve bölgede kendine yeni bir rol arayışı içindeydi. Bundan dolayı da Türkiye, kendi politikalarını komşuları ve daha geniş çevreye göre ayarladı. Bir yandan da İsrail'in tavırları Türkleri rahatsız etti. Mavi Marmara olayı, İsrail'in özür dileyip dilemeyeceği sorusu, sonra İsrailli yetkililerin Türk yetkililere karşı gösterdiği son derece saygısız muamele. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndaki alçak sandalye olayını hatırlarsınız. İsrail basını sürekli olaydan bahsediyordu. Niye böyle bir şey yaptık diye hükümetlerini sorguluyordu. Türkiye'nin bölgede değişim geçiren ülkelere model olup olmayacağı konusu hep tartışıldı ama Türk yetkililer Orta Doğu'ya model olmak yerine ilham kaynağı olmak istediklerini vurguladı. Emekli Amerikalı diplomat Art Hughes'a göre bölge ülkelerinden Mısır'da Türkiye'yi örnek almaya pek hevesli değil. My reading is that the Egyptian military is not going anywhere. Bana kalırsa Mısır'da ordunun yönetimden çekilmeye niyeti yok. Türkiye'de hükümetin orduyu nasıl güçsüz hale getirdiğine tanık oldular. Mısır ordusunun hiç de bu yolu izlemeye niyeti yok. Ayrıca ordunun bu rolünü sürdürmesi konusunda halktan geniş destek alacağı inancındayım. Hüsnü Mübarek gitti, İçişleri Bakanı gitti. Güvenliği kim sağlayacak? Güvenlik insani bir ihtiyaç. Aynı hatayı biz Irak'ta yaptık. Orta Doğu Enstitüsü uzmanlarının hazırladığı Arap Baharı raporu Türkiye'nin rolünün arttığına değinse de ağırlıklı olarak gelişmelerin Amerikan politikası ve çıkarlarına etkisini değerlendiriyor. Raporun yazarlarından Alan Keyswater, Amerika'nın bundan sonra bölgedeki gücünün sınırlarının nereye uzanabileceğini anlatıyor. Artık Amerika bölgedeki olaylarda daha marjinal rol üstlenebilir. Telkin yolunu kullanabiliriz. Bir nebze de olsa parasal katkıda bulunabiliriz. Ama eskisi kadar güçlü olmaz. Dünyanın en büyük ekonomik gücü olarak nüfuzumuzu kullanabiliriz. Libya'da yaptığımız gibi askeri açıdan da katkılarımız olabilir. Amerikan yönetimi şimdiye kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki olaylara doğru yaklaştı. Her ülkeyi kendi özelliklerine göre ele aldı. Kalıpçı bir yaklaşım sergilemedi. Geçen Mayıs ayında Başkan Obama, Kasım'da da Dışişleri Bakanı Clinton konuşmalarında doğru noktalara değindi. Önümüzde seçenekler olacak. Zor seçenekler. Ama bence her şey yolunda gidecek. Alan Keyswater'ın da dediği gibi Orta Doğu'daki değişim hala devam ediyor ve gelecek hala belirsiz. Ancak bu değişimin yaşandığı süreçte önümüzdeki dönem Amerika ve kilit müttefiki Türkiye açısından geçmişte olmadığı kadar yoğun bir işbirliği yaşanacağına işaret ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.
Sayın izleyiciler, Rusya'daki parlamento seçimlerinde iktidar partisinin büyük oy kaybetmesi Mart ayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak Başbakan Putin için engeller yaratıyor. Yeni bir siyasi silah haline gelen internet seçimlerde hile yapıldığı suçlamalarını kamuoyuna yayarken muhalefete de sesini duyurma fırsatı veriyor. Başbakan Vladimir Putin seçim sonuçları belli olduğunda iktidar partisinin kaybını büyütmekten kaçınan Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev kadar mutlu görünmüyordu. Rus seçmenlerin ancak yarısı iktidar partisine oy verdi. Bu 11 yıl önce Rusya'nın kuvvetli adamı olarak ortaya çıkan Putin'in bugüne kadar yaşadığı en büyük seçim yenilgisi oldu. 3 ay sonra Putin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenlerin önüne çıkacak. Son 10 yıl içinde Putin partisi Birleşik Rusya'dan daha popüler oldu. Lev Gutkov, bağımsız kamuoyu araştırmacısı. Rus parlamentosu Duma değişmeyecek ama Putin rejiminin büyük darbe yediği kesin. İktidar partisi Putin-Medvedev ikilisinin doğum yeri St. Petersburg'da oyların sadece 1/3'ünü alabildi. Milliyetçilerle arası açılan iktidar partisi Müslüman kesimlerde oyların %70'ini toplarken etnik Rusların yaşadığı bölgelerde oyların sadece %35'ini toplayabildi. Pazar gecesi yapılan anketlerde Birleşik Rusya Partisi'nin oyların %27'sini aldığı belirlendi. Ancak pazartesi sabahı açıklanan resmi sonuçlarda bu oran %46,5'e yükseldi. Muhalif politikacı Vladimir Ryzkov, hükümet görevlilerini Moskova ve diğer kentlerde seçim sonuçlarını değiştirmekle suçladı. En kötü sonuç Moskova, St. Petersburg ve Yekaterinburg'da yaşandı. Bunlar milyonlarca kişinin yaşadığı büyük kentler. Putin'in partisi çok kötü sonuç aldı. Gerçek oyu %30-35 idi ama hileyle %10-15 oranında yükseltildi. Avrupalı gözlemciler sandıklara sahte oy pusulaları doldurulduğunu, oy sayımında kuralların ihlal edildiğini söylüyor. İsviçreli diplomat Heidi Tagliavini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nün gözlemci heyetinin başkanı. En büyük kaygımız iktidar partisiyle devletin aynı olması. Bunun sonucunda siyasi partiler arasındaki rekabet azalırken bazı partilerin seçime katılmasına bile izin verilmedi. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Almanya ziyareti sırasında Rusya'daki seçim hilesi iddialarının soruşturulmasını istedi. Rus halkı başka ülkelerin halkları gibi seslerini duyurma ve oylarının sayılmasını isteme hakkına sahiptir. Moskova'da bağımsız medya, internet siteleri yoğun siber saldırılarına hedef oldu. Muhalif avukat, internet patlamasının Rusya'nın siyasi haritasını hızla değiştirdiğini söylüyor. Büyük kentlerde Putin sevilmiyor. Neden? Çünkü şimdi alternatif bir haber kaynağı var. İnternet kullanıcılarının sayısı hızla artıyor. Ryzkov'a göre usulsüzlüklere rağmen zaman Rusya'da büyüyen internet kullanıcılarının lehine işliyor. Pazar tarihi bir gün oldu. Çünkü internet partisi kazandı ve televizyon partisi kaybetti. Rusya son zamanlarda internet kullanımında Almanya'yı geçerek Avrupa'da birinci oldu. Rusya'da halen 51 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Vladimir Putin'in pazar günü ilk kez bu kişilerin siyasi gücünü hissettiğine kuşku yok. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, kongreyi işgal hareketine katılan binlerce eylemci herkese eşit iş ve gelir fırsatı mesajını iletmek üzere Washington'da. Eylem işgalcilerin kongre üyeleriyle görüşme talebiyle başladı. Göstericiler istihdam yasa tasarısının kongrede takılmasından ve diğer ekonomik sorunlardan şikayetçi. Eylemciler sabah 9'da Washington'da Mall denilen parkta toplandı. Bin kadar işsiz göstericinin Washington'a gelme amacı kongreye istihdam yaratması için baskı yapmak ve işsizlik sigortasının süresini uzatmak. Jeremy Collins, Ohio eyaletinin Columbus kentinden gelmiş. Burada çok sayıda seçmen toplanmış durumda. Hepsi kayıtlı seçmen. Eğer siyasetçiler yeniden seçilmek istiyorlarsa, burada toplanan kalabalığı dinlemek zorundalar. Bu haftaki etkinlikler kongrenin istihdam yaratmada üzerine düş. Birçok kişi Amerika'nın ekonomik sorunlarını çözmek için istihdam yasasından daha fazlasının gerektiğine inanıyor.
Ryan Isabel, Florida'nın West Palm Beach kentinden. İşgal eylemcileri daha çok reform talebinde bulunmalı. Ekonomimizin işleyişinde, toplumumuzda ve hükümet sistemimizde çok ciddi değişiklikler olmalı. Amerika'nın Sesi, Florida'nın güneyinden gelen ve Çay Partisi Hareketi'nin muhafazakar üyesi, milletvekili Alan West'le görüşmeye çalışan seçmenleri izledi. Çoğu eylemci Washington'a ilk kez geliyor ve ilk kez kendilerini temsil eden milletvekilleriyle görüşmeye çalışıyor. Kendilerine milletvekilinin dışarıda olduğu, 2 saat sonra geleceği söyleniyor. Dışarıda girişte beklemeleri isteniyor. Görevlilerden biri dışarı çıkarken grup da büronun içinde beklemeye karar veriyor. Alan West pes edip bizimle konuşuncaya kadar burada bekleyeceğiz. 2 saat sonra geldiğinde onunla ekonomik sorunlar hakkında konuşacak, ihtiyaçlarımızı kabul etmesini isteyeceğiz. Ancak West'in yardımcıları kızmaya başlıyor. Sonunda personel şefi yanında 2 kongre polisiyle çıkıp geliyor. Yetkili ve polis eylemcilerden 2 kişiyle özel olarak konuşmak istiyor. Kısa süre sonra geri dönüyorlar. Üçümüz bu odada kalabiliriz. Diğerleri girişte beklemek zorunda. Alan West 3 eylemciyle yalnızca 10-15 dakika görüşecek. Geri kalanlar ya dışarı çıkacak ya da tutuklanacak. Kimi eylemciler milletvekilinin seçmenleriyle görüşmeyi reddetmesi yüzünden şaşkın. Milletvekili West sizi reddetmiyor. Grubunuzun lideri olduğunu söyleyenlerle görüşüyor. Milletvekili West sonunda 4 seçmenle görüşüyor. Görüşmeden hiçbir sonuç çıkmadığını öğreniyoruz. Bu da Washington'da uzlaşmaya varmanın ne kadar zor olduğunun bir göstergesi. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi 2012'de kuruluşunun 70. yılını kutlayacak. Yıl dönümü için hazırlanan takvimden almak istiyorsanız bize adınızı ve adresinizi gönderin. E-mailimiz tr@voanews.com. Evet, Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikaninsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Salı 20.45'te görüşmek üzere. Washington'dan iyi akşamlar.